Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir senedir paylaşım yapmamaktayım. İçinde bulunduğum durumlarla ilgili. Paylaşım yapmamamın sebebi kendisine saygı duyduğumuz bazı devlet büyüklerimiz. Kendisine yapılan haksızlığın farkındayız. Hak etmediği şeyler yaşıyor. Ancak önümüzdeki sene, yani bu senenin Nisan ayında ülkede birçok değişiklikler olacağını, bu zaman zarfında da Nisan ve sonrasında da benim Türkiye'ye getirilip davet edilip yaşadığım bu sıkıntılardan kurtulacağımı söylediler. Ama ben galiba yanlış anlamışım kıymetli dostlarım. Ben mevcutlu getireceğimi bilmiyordum. Yani davet üzerine geleceğimi düşünmüştüm. Ama zannımca biraz önce de söylediğim gibi ben yanlış anlamışım. Hadi şimdi operasyona. Kapı kırılarak içeri girdi. Bir kere o kapı bombaya duyarlı kapı. Eşim kapıyı açmasa, polisler sabaha kadar bir gün boyunca vursalar o kapıyı kıramaz. Kapıyı eşim açtı. Tabii kapıyı eşim açtı. Avukat olduğu bilindiği halde sabahın 5'inde elinde polis tüfeği doğrultup eşimi duvar tarafına itti. Kasa görüntülerini yayınlıyorsunuz da sabahın 5'inde 3 tane ufak çocuk. Bir tane annenin oturduğu eve o tüfekle girip o evdeki anneyi duvara nasıl ittiğiniz o görüntüyü niye yayınlamıyorsunuz? Madem yaptığınız işten gurur duyuyorsunuz, buyurun duyduğunuz gururu yayınlayın. Ve hemen akabinde. Eşim o odada çocuğum yatıyor, kızım yatıyor dediği halde o odanın içerisine tüfekle gidiyor. Herhalde kızım, benim kızım filmlerden görmüş olacak ki ellerini havaya kaldırıyor. Daha uykudan uyanır uyanmaz tüfeği görünce. Kıymetli dostlarım, bu bana yapılan operasyon derin devletimizin sayın başı olarak Mehmet A. ve de Pelikancılar olarak adlandırılan, şu an hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup tarafından koordine edilmiştir. Ama taşeronluğu bunlar tarafından yapılmıştır. Sabahın 5'inde ve hiçbir kadın polis de yok evde yanlarında. 50 küsur tane polisle geliyor. Organize şube ve karakoldan gelen iki bayan polis sadece görevlerini yapmış. Ne kötü davranmıştır, ne de iyi davranmıştır. Kendilerince soğuk bir şekilde görevler. Normal, hiçbir sorun yok. Ekmek parası tabii ki yapacak. Özel harekatçıların içerisinde de oraya yollanmış olan 2 kişi, 5 polis var özel harekatçı. 2 tanesi özellikle bunları yapanlar. Bunu bulmak zor değil ki, kamera kayıtları var. Niye incelemiyorsun? Niye bakmıyorsun? Hani Nisan'da ben gelecektim, benim iade itibar gibi olacaktı? Hani bana haksızlık yapılmıştı? Doğru, ben yanlış anlamışım. Ben mevcutlu getirilecektim. Eş zamanlı operasyon yapın. Kıymetli dostlarım, önümüzdeki günlerde biz böyle yayına devam edip içinde bulunduğum dosyayla ilgili konuları ve diğer konuları. Ayrıca ben suç örgütü nasıl kurulur diye Sayın Mehmet Ağar son zamanlarda işledi. 90'lı yıllarda bizlere o yaptırmak istenenlerden ziyade bu zamanlarda işlenilen, mesela Acarkent'te yaşanılan o silahlı ateşleme olayını nasıl kapattı? O silahlı ateşleme olayı nasıl oldu? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunlar afaki laf değil. Telefon sinyalleriyle ve çok rahat bir şekilde iki müfettişin 2 saniyede çözebileceği şekilde anlatır. Altın başları nasıl kurup emniyete aldırıp daha sonra parayı almak için tezgahın nasıl bozulduğunu anlatacak. Şimdi el altından o aileye nasıl dosya hazırlattıklarını anlatacak. Halen de hazırlanıyor, benim dosyama benzer mahremiyette hazırlanıyor intikam için ilerleyen zamanları. Ya da Mübariz Mansur, dünyanın en değerli adamlarından biri, hiç yan yana gelmedi. Ama Türkçülük Turancılık davasına hizmetini her zaman duydum. Okuttuğu öğrencilerden, burs verdiği öğrencilerden, yaptıklarından duydum. Aynı istikamet üzere olanlar birbirlerinden haberdar oldu. Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın gitmişken seni yanına aldı. İtibar verdi. Her şeyi para verdi. Ve sen gidip bazılarıyla anlaşıp FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Milyar dolarlık yerini aldınız adamın el koydu. Marina Bey Bodrum'daki var. Ya sen devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri? Ama doğru, sen üstüne almadın. İkili anlaşmalarla senin yüzden garanti altına alındı. Azerilerin üzerine yapıldı, Azerbaycan'ın üzerine.
değil mi? Sen adamın yanında dururken adamın... Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamı nasıl FETÖ'cü yapıp mallarına çöktüğünü. Ama hakimler de vicdanen dosyayı görüyor da. Ceza vermesi olmaz, baskı mı? 5 sene ceza verip 8 ay yatırıp dışarıda mahkeme tahliye. Herkes de niyetinde vicdan var. Ama ben olsam yemin ederim. Dosyayı bile iade ederdim, kabul etmezdim. Böyle olmaz. Bu ayıp derdim. Bir de bana bir dosya hazırladılar. 24 saat esasına göre korunan bir insanım. Siz polis yolladınız, yanımdaydı. O gün de polis vardı. Niye polise sormuyorsunuz? İfade yazdırmışsınız ya, 10 tane kalaşnik oklu adam böyle oldu bu. Polis görmesi lazım. Niye koruma polisinin ifadesi yok dosyada? Siz verdiniz polise benim yanımda. Ona niye sormuyorsunuz? En güvenilir adam o. 10 tane kalaşnik oklu adam görmüş mü evde? Ona sorun. Bunları ve bunlar gibi birçok şeyi konuşacağım. Daha Mehmet Ağar'la ilgili o anlattıklarım, suçlar bir de benim anlattıklarım böyle magazin tadında filan değil, öyle onu böyle. Kim, kimi hangi telefonla aradı, hangi saatte aradı ve telefon tapelerinden, iz düşümlerinden, sinyallerden o dediğim kişiler o saatte orada mı? Suç işleyen kişilerle aynı anda nereye geldiler? İki müfettiş, iki saatte tık bitti. Madem ki davet edilecektik, gelecektik aslında... Eş zamanlı ülkeler arası organizasyonlar. O pasaport iğrençliği, onu da anlatacağım. Kelime kelime anlatacağım insanlara. O rezilliği. Ya gözaltına alınıyorum. Gözaltına alındığım an FETÖ'cü kanallar yayına geçiyor. Uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu operasyonu ya. Operasyonu yapan bakanlık yazıyor. Vize süresi ihlal edildiği için diyor, sınır dışı edildi ya. Resmi yazı. Uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu.